Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sosyal medya ve kutuplaşmayı anlatacağım. Kutuplaşma, daha doğrusu grup kutuplaşması ile ilgili çalışmalar 1960'lı yıllardan itibaren yapılmakta olup hem internetin hem de sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla beraber bu tarz çalışmalar yeni bir ivme kazanmıştır. Grup kutuplaşması, grup üyelerinin belirli bir tartışmaya dahil olarak veya belirli içeriklere maruz kalarak kendi fikirlerindeki veya kendi pozisyonlarındaki aşırılığın ortaya çıkmasını ifade etmektedir. Sosyal medya başlangıçta demokratik hareketleri destekleyen bir platform olarak lanse edilirken, özellikle Arap Baharı'nda süreç böyleydi. Fakat son yapılan çalışmalarda durumun böyle olmadığını göstermektedir. Özellikle bu çalışmalarda sosyal medyanın parçalanmış ve yanlış bilgilendirilmiş bir kamuoyu yarattığı, ayrıca ciddi derecede insanları manipüle ettiği literatürdeki çalışmalarca kanıtlanmıştır. Tabii bazı çalışmalar sosyal medyanın kendi yapısının ve algoritmaların bunları teşvik ettiğini, yani kutuplaştırmayı sosyal medyanın doğrudan kendi yapısının kutuplaştırmayı teşvik ettirdiğini iddia etmektedir. Tabii sosyal medyanın kutuplaştırıcı gücünün abartıldığını iddia eden çalışmalar da bulunmaktadır. Özellikle sosyal medya kullanıcılarının hoşlanmadıkları veya tasvip etmedikleri diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklere maruz kaldıkça gruplar arasındaki kutuplaşmanın arttığı bir takım çalışmalarda ispatlanmıştır. Özellikle genç insanlar tarafından bu platformlar doğrudan ilk haber kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bu durum sosyal medyanın kutuplaştırma etkisine yönelik çalışmaların önemini de artırmaktadır. Çünkü doğrudan sosyal medyayı kullanan kişilerin bu bilgi kirliliğinden etkilenmesi kaçınılmaz olmaktadır. Genel olarak literatüre baktığımızda çalışmaları ikiye ayırmak mümkündür. İlk kategorideki çalışmalar daha çok sosyal medyanın iç etkilerine odaklanmaktadır. İkinci kategorideki çalışmalar ise dış etkilere odaklanmaktadır. İlk kategorideki çalışmalar insanların genellikle internette kendi bilgilerini destekleyen içerikler aradığını ve kendileriyle aynı düşüncelere sahip insanlarla etkileşime girdiğini göstermektedir. Tabii sonuç olarak bu durum ilgili kişilerin sadece kendi grup üyelerini veya kendi düşüncelerine yakın olan insanları takip etmesine ve diğer kendinden farklı düşünen insanların düşüncelerini dikkate almamasına, kendi bir nevi familyasında yaşamını devam ettirmesine neden olmaktadır. Kişilerin bu şekilde etkileşime girmesi bir takım çalışmalarda kutuplaştırıcı yankı odaları olarak adlandırılmaktadır. Özellikle bazı konularda bu kutuplaşma etkisinin zirve yaptığı görülmektedir. Özellikle politik konularda veya insanların temelde ayrıştığı bir takım konularda görülmektedir. Tabii bazı çalışmalarda insanların tümüyle de kendi grup üyeleri arasında etkileşime girdiği veya bilgi paylaştığı düşünülmemekte. Aynı zamanda insanların kendi düşüncelerinin dışındaki insanlarla etkileşime girdiği de bazı çalışmalarca bulunmuştur. İkinci kategorideki çalışmalar ise doğrudan ilgili kişilerin değil de bazı medya organlarının veya bazı özel grupların, ki bunlar politik gruplar da olabilir, bilinçli olarak bir takım yanlış argümanlar ile insanları manipüle etmeye uğraşmakta. Hatta bazen sahte hesaplar yoluyla, ki biz bunları fake hesaplar olarak adlandırıyoruz, sürekli olarak yanlış bilgi üreterek toplumun belli bir kısmını manipüle etmeye çalışan bir takım dış etkenler olduğunu da görüyoruz. Tabii sosyal medya doğrudan bu kutuplaşmanın bir nedeni değil, bir nevi katalizörü olarak görülebilir. Çünkü
Bu tarz çalışmalar genelde toplumların veya toplumun üyelerinin ayrıştığı konular üzerinde olmaktadır. Birazdan bununla alakalı size bir örnek göstereceğim. 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir çalışmada duygunun ahlaki içerikli paylaşımları nasıl etkilediği A grafiğiyle gösterilmiştir. İşte bu grafik politik ideolojiye göre renklendirilmiş bir ahlaki yayılımı göstermektedir. Mavi liberal eğilimleri, kırmızı ise muhafazakar eğilimleri temsil etmektedir. Bu grafik 3 konu üzerinde durmuştur. Bunlardan birincisi eşcinsellik, ikincisi silah alım ve satımı, üçüncüsü ise iklim değişimi. Noktalar kişilerin kendi mesajlarını gösterirken, noktalar arasındaki çizgiler ise ilgili kişilerin retweet oranlarını göstermektedir. Grafikten de anlaşıldığı gibi iki farklı düşüncedeki grubun birbirleriyle kesin bir şekilde ayrıldığı bu çalışmada ispatlanmıştır. Fakat bu kutuplaşma her konuda aynı şiddette olmamaktadır. Hatta bu çalışmada böyle ahlaki içerikler barındıran tweetlerin politik tweetlerden daha büyük etkileşim ayrıldığı ve daha keskin hatlara sahip olduğu söylenmektedir. Çünkü çalışmanın bulguları arasında grup dağılımının farklı politik gruplar arasından ziyade farklı ahlaki düşüncelere sahip insanlar arasında olduğu görülmektedir. Ancak takdir edersiniz ki bu tarz ayrışmalar sosyal medyanın ötesinde toplumun bizatihi kendisinde olan ayrışmalardır. Yani toplumların veya toplum üyelerinin birbirleriyle en çok ayrıştığı kesin hatları olan konular bunlardır. Özellikle eşcinsellik konusu dünyanın birçok toplumunda kendi grup üyeleri arasında en kesin hatlara sahip olan bir konudur. Bu nedenle bu konu hakkında bireylerin ayrılması ve kendi grup üyeleriyle etkileşime girmesi pek tabidir. Bugün size sosyal medyanın kutuplaştırmayı nasıl etkilediğini ve özellikle eşcinsellik, silah alım satımı gibi, iklim çeşitliliği gibi konularda bunun sosyal medyaya nasıl yansıdığını ilgili çalışmalardan size bahsetmeye çalıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.